Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halki Muhammedin ve aleyhi ve ashabi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberler kıssalarını başlayan bana Adem Aleyhisselam'da yer alayan eket duyuyorsa yanırdık. Keçeki suhbatımızda bugün inşallah devam ettiğiniz olamaz. Keçeki suhbatımızda hulasası şuydu ki Allah Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp umurtkasını sılar, kıyamet geçe yaşayan adamların ruhunu yarattı dedik. Ve ana şu kıyamet geçe yaşayan ruhlarını yaratıp olup bana bunlarını dedi Allah Teala dozak için yarattın ve ana bunlarını cennet için yarattın deyip bilgiler koydu. Şimdi farişlerde sahabalardan birisi oladı ki Resulullah ha biz hala dünyaya kirmesimizden turup cenneti ya ki dozaklıgımız, ruhlu halatımızda bilgilengen mi? Degende Resulullah hadir cevap verdi. Onda amel kılını mı akılamız? Kitabımızı yusuyanıp otursa bu muydu bu? Degende Resulullah etti, اَعْمَلُوا كُلُّنْ مُيَسَّرُونَ لِمَا خُلِقَلَى Amel kılıylar, her bir kişinin kayakka barışlığı, ana şu onu kılıyken işlerden bilinadı. Cenneti bol yazılıyken olsa cenneti işlerini kılışıya asan buladı. Dozakı da yazılıyken olsa dozakı işlerini kılışıya asan buladı. Demek insanlı kaya kabarışlığını Allah Azze ve Celle'den başka hiç kim bilmiydi. İnsanda ihtiyar var. Sıradan bir kişidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür cennet amel ahlını kılıyor yuradı. Cennetilerde amelini kılıyor yuradı. Lekin kitap uzadı da ömrünün ahir gibi varken de bir de günah kılıp cehennem yaravanı buladı. Vasılardan bir kişi bir umur cehennem ahli amalını kılıp yuradı da o bilen cehennem ortasında bir zira masrafı koyduğunda bitti salih amalını kılıp şu bilen cennet yiyip getirdi. Yani kim, hiç kim kayakka barıştığını bilmeydi. Allah Azze ve Celle'den taşkarı. Demek siz bilen bizde ihtiyar var. İhtiyarımız bilen Allah Teala'dan takva aksek. Bana farişte cinler farişteler cinler, insanlar, hayvanlar. İnsan bana şu hayvanlar bilen farişteler ortasında yer alırken. Farişlerde akıl var, ihtiyar yok. Ular günah kılamaydı. Hayvanlarda ihtiyar var, lakin akıl yok. İnsanda ikilesi yan var. Akıl yan var, ihtiyar yan var. İnsan bana şu günah kılışlık ihtiyarı bulup durup, özünü bana şu ihtiyardan men kılıp, günah kımasından Allah'a ibadette talep ediyen olsa akıl bilen, bu yani şu farişlerden balatıra o derecede var. Çünkü günah kılıçdaki imkaniyatı boğup durup günah kımı yaptı. Yani bana şu ihtiyarı bilen, akıllı bilen günahını tarlap kıladığım olsa hayvandan pas derecede boladı. Çünkü hayvan akıllı yok. Günah kıması insan akıllı boğup durup ihtiyarı bilen günah kıladı. Demek insanın ihtiyarı verilgen, akıl ham verilgen. Yani Allah subhanahu ve teala Adam aleyhisselamı yaratıp farişlerlerge ve iblisge hem Allah'ge Adam aleyhisselam'ga secde kılıçlık gibi yürüdü. Estaizu billah. Ve laqad halaknakum thumma savvarnakum thumma kulna lil melaiketi cüdu li Adama fesecedu illa iblise lem yekum mine sacidin. Kale ma menake alla tescuda id amartuk. Vakti ki Allah-u Teala bana der hakikat sizlerini yarattık. Sonra sizlerge surat verdik. Sonra farişlerge Adam'ge secde kılınlar dedik. Bas ula secde kıldılar fakat iblis baş tarttı ve secde kılıçlardan bulmadı. Allah iblisge senge büyürgen vaktinde seni secde kılıçlığıyla nimet olsun. Adam aleyhisselamlı halife de geldi bir metaziz kıyanıdı. Kolu bile yaratken de iki metaziz kıyanıdı. Aksi urgen de rahim-i kerab buydu gen de üçüncü metaziz kıyanıdı. Yani ruhundan da ruhundan kirgizden metaziz kıyanıdı. Şimdi Allah da Allah secde kılıçlığıyla büyürü yaptı. Farişteler gel. Adam Aleyhisselam'ın hürmet kılıçlığı yüzdesinden, bu ibadet sacdası bu gelmez. İkram sacdası, hürmet sacdası bu gelmez. Demek Allah da Allah farişlerlerine sacda kılıçlığı büyürgendik, iblisge hem sacda kılıçlığı büyürüdü. Şunda iblis etti ki, قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Men ondan yakışır ağman dedi, sacda kılma geldiğini sebebini aytıp. Onu turpağdan, lağdan yarattın, meni ottan yarattın. Mana shu joyda birodarlar, gunohni hamma gunohlarda asli mana kibr deb aytadi ulamolar. Chunki insonning qalbida kibr bo'lgandan keyin asta-sekin gunoh qilishga o'tadi. Har qaysi odam mana aytgan masalan, chervozlik degan darsimiz o'tganimizda, o'zini ro'parasidagi turgan odamdan qaysidir bir tomonlarni ustunda biladi, ro'parasidagi odamdan o'zini albatta baladi deb biladi. Yo puli ko'p, yo aqli ko'p, yo kuchi ko'p, albatta nimangizdir balad nazaringizda. Iblis ham o'zi haqida shunday fikrda edi.
Men undan yaxshiman dedi. Birodarlar, Allohni huzuriga borganda bilamiz kim kimdan yaxshiligini. Inna akramakum indalloh yatqakum. İlimliler hem demedi Allah. Allah'ın huzuru da hürmeti baratiler, Allah'tan köprak korkanıyler dedi. İblis cennete kirgen idi. Lekin anaşı kibir degen kasal bu arada. Bana cenneti turban günah kıldım İblis. Günah kıldım. Bandalarını Allah da Allah cennete kirgizgen de mumullardı. Birini derecesi elbette ikincisindekinden farklı ibi oladı. Bana hadislerdeki adı cennette 100 etaj değilgen. İnsonlarda qilgan amallarga qarab ana shu joy belgilanadi. Hadislarda keladi. Bir qoriyga Qur'on yodlagan kishiga jannatga eshik taqiganda o'qing deyiladi. Qur'on o'qishlikni boshlashligi bilan darajasi ko'tariladi-da, oxiriga yodlagan oyatiga to'xtaganda shu yetgan joyi shunga kiriladi. Demak, Qur'on yodlashlikka haris bo'lishimiz kerak. Demak, jannatlarda darajalar har xil belgilanganda, pastda turganlar tevadagilarni baribir havas qilar ekan ozgina. Bar ko'proq tekkanda ularga degan. Lekin birodarlar, cennette bunaqa muammo bo'lish kerak emas. Cennet haqida o'zi inshaalloh mana qadr kechalari kelyapti, shu to'g'ri gapirarmiz inshaalloh. Batafsilroq. Cennette muammo bo'lmaydi birodarlar. Hattoki bir birodaringiz uyga borib turib kirmoqchi bo'lsangiz, posh bo'lib turing deyish kerak ahliga. Shunday emas, ayol kishilar ko'rmaslik uchun shu ham bir mushkulami dunyodagi. Cennette bir cennetiydi Allah-u Teala huru bilan oturgan bosa, ikkinchi birodari kiraverme deyişliği yani muamma birodarlar. Şunda kirib kelishligi kerak. Allah qanday halqib qo'ydi buni. Ana şu huru özünü hojasiga ko'rinar ekan başka hiç kimga ko'rinmas ekan. Havas qilar ekan. Havas qilib menda ozroq bo'lib qoldi demaslik uchun Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Cennetga kirganlarni qalbidan bir-biriga nisbatan bo'lgan g'illag'ashlikni chiqarib tashlaymiz. Yaqin do'st birodarlar qatorida bir-biriga qarab o'tiradi deydi. Ononiki menikidan yaxshi degan narsani qo'yar ekan Alloh taolo. Har kim o'zini topgan joydan rozi bo'lar ekan. Iblis kirgan edi jannatga, lekin baribir ana shu kibr bilan birga kirgan edi. Alloh taolaning taqdiri bu yoqqa siz. Men undan yaxshiman dedi. Alloh taolo o'zi biladi kim yaxshiligini. İblis Adam Aleyhisselam'ga sajda qilishlikdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo uni jannatdan haydab chiqardi. Fahbit minha fama takunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Bas jannatdan chiqqin. U yerda senga kibr qilishlik lozim bo'lmaydi. Chiqqin, albatta sen sog'irlardan, pastlardansan deb Alloh taolo xor qildi uni. İblis mana shu o'rinda gunoh qildi. Gunoh qilganligini tushundi, lekin tavba qilmadi. Balki o'jarligida davom etdi, chunki kibr bor ichin uning qalbida. Anzirni al ila yawmi yub'asun. Parvardigor meni qiyomatgacha o'ldirmagin. Ya'ni meni o'ldirmagin dedi. Innaka laminal munzori, innaka minal munzorin. Albatta sen qiyomatgacha ma'lum bir vaqtgacha o'lmaydiganlardansan degan Alloh taolodan o'lmaslik xatini olgandan keyin Allohga ahd berdi, so'z berdi. Hammana dostu bor, düşmanı bor da nazarida. Birodarlar, shaytondan katta düşman bo'lmaydi. Shaytondan katta düşman bo'lmaydi. İblis Allohdan mana shu muhlatni olgandan keyin, o'lmasligiga va'dani olgandan keyin aytdiki, "Seni to'g'ri yo'lingga o'tirib olaman. Mana shu odamni deb jannatdan quvildimmi? Mana shu odamni deb mana shu jannatdan chiqdimmi? Uni o'ng tomonidan, chop tomonidan, oldilardan, ortlardan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman. Oqibatda odam farzandlarini ko'pchiligini va la tajidu aksarahum shakirin. Juda ko'pchiligini shukr qilmayotganligini topasan dedi. Shayton gapiga javob beryapti birodarlar. Odamlarda ko'pchiligi Allohga shukr keltirmay yashayapti. Biz faqat ibodat tushunmaydi shukr keltirish deganda. Allohni bergan kuniga rozi bo'lishlik shukr keltirishlik. Hattoki ko'pchilik namozxonlarimizda mana shu sifat kam topiladi. Namozini o'qiydi, shikoyat qilaveradi hayotidan. Issiq bo'lib ketdi, sovuq bo'lib ketdi, qimmat bo'lib ketdi, arzon bo'lib ketdi. Allohning bergan kuniga rozi bo'lib yashashning shukri kattasi emasmidi? Ibodatda qoyim bo'lishning shukr qilishning kattasi emasmidi? Shayton ana shu kundan boshlab jannatdan quvildi va odam va alayhissalomga dushman bo'ldi. Alloh taolo mana shu so'zidan keyin
Uhruj minha maz'uman madhura. Lemen tabi'ake minhum la amla anna cehenneme minkum ecma'in. Cennetten lanetlengen, hor, pas bo'lgan holda chiqqin. Senga ergashganlar bilan jahannamda to'lg'izaman deb Alloh ham va'da berdi. Innaka la tukhliful mi'ad deymiz duoda. Parvardigor sen hargiz va'dangga xilof qiladigan zot emassan. Ularni ovozlaring bilan, hiylalaring bilan, qo'lingdan kelgan hamma vositalar bilan chorlagin. Ularni moli dunyolarida, farzandlarida sherik bo'lgin. Ularga yolg'on va'dalarni bergin. Shayton insonga faqat g'ururni, yolg'on bo'lmag'un narsalarni va'da beradi. Mana moli dunyosida, bola chaqasida sherik bo'lgin deyapti. Musulmon odamga sunnat bo'ladi. Ayoli yaqinlik qilganda, ovqat yeganda Allohning ismini zikr qilishlik. Mana shu ikki o'rinda shayton siz bilan bizga sherik bo'ladi, birodar. Mana kattalarimizdan eshitardik. Semiz shayton bilan arvoh shayton uchrashib qolgan ekan. Kattalarimiz biladi buni. Birodarlar, bu Sahih Buxoroda keltirilgan hadis ekan bu. Keyingi davrlarda bir ilmda aslidan uzoqlashib ketganligimizda rivoyat qatori qolib qolgan ekan bu ma'lumot, lekin hadis ekan. Ana shu semiz shayton bilan oriq shayton uchrashadi hadisda kelishicha. Oriq shaytondan semiz shayton so'raydi, "Nimcha ozib ketding, nimcha to'zib ketding?" "Ha, menga biriktirilgan odam" deydi. "Men biriktirilgan odam yeganda bismillah" deydi. Qo'limdan oqitim tushadi. "Kiyganda bismillah" deydi. Yalang'och qolaman. Uyga kirganda bismillah deydi, eshik tagida qolaman. Seningcha semirib ketding. Xuddi shuni aksi. Yeyotganda bismillah demaydi, teppa-teng yeyman. Kiyotganda bismillah demaydi, teppa-teng kiyaman. Ayoli yaqinlik qilganda bismillah demaydi, teppa-teng sherik bo'laman deydi. Demak, birodarlar, bismillah eng kamida. Bismillahir rohmanir rohim deyishga jat charchayotgan bo'lsa, eng kam qisqasi bismillah. O'zi har bitta o'rinda sunnat bo'lgan ma'sul duolar bor. O'sha yaqinlik qilayotgandagi, ovqat yeyotgandagi, ovqatlanishdan oldin, yotayotganda, turganda, kiygandagi duolar bor. Bilamizmi shularni? Demak, shayton mana shu ikkita narsada sherik bo'ladi insonga. Moli dunyosida va farzandlarida. Shaytonni mana shu qilgan osiyligi Alloh taologa qilingan birinchi isyon, birinchi gunoh shu bo'ldi. Demak, birinchi gunoh kibr bo'ldi. Kibr, mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelyaptiki, "Yo Rasululloh, mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim boshqalardan chiroyli bo'lib turganimda, kiyimim ham boshqalardagidek bo'lishini xolamayman. Chiroyli bo'lib turishini xolayman. Shu kibrmi?" deb so'raganda payg'ambarimiz, "Yo'q, kibr bu kibr emas" dedi. "Al kibru batarul haqqi va g'amtun nas" dedi. Kibr haq so'z aytilganda xo'p deb unamaslik va odamlarni mensimaslik dedi. Haq so'z Allohning so'zi bo'ladi, shayton unamadi, Odam alayhissalomni nima qilmadi? Mensimadi. Aytayapmiz, hamma o'zini ro'parasidagi odamdan baland deb biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida, Rasululloh tirik paytida muhojirlardan birini quli, ansorlardan birini quli bilan suv talashib urushib qoladi. Ya'ni muhojirlar, ansorlar bu insonlarning eng bir afzal toifalari. Rasulullohning yoniga bir tayoq bo'lgan kishilar, yordamchi bo'lgan kishilar. Shunda haligi ansorning quli, "Ya alal ansor" deydi. "Ey ansorlar" deydi. Muhojirlarning quli, "Ya alal muhojirin" deydi. "Ey muhojirlar" deb turib, Makkaliklar Madinalarda tavakkalga ketib qolishadi. Kimlar bular? Sahobalar bular. Rasululloh tirik turgan davrdagi sahobalar. Shunda munofiqlarga bo'lib berdi. Ana shu Abdulloh ibn Ubay aytdiki, "Ana, ko'rdinglarmi" dedi. "Fursatni foydalanishni qarang, fursatdan foydalanishdi. Bu muhojirlar hech narsasi yo'q, qip-qizil jaday bola Makka'dan kelganda bag'rilarga oldinglar, joylarni berdinglar, ovqatlarni berdinglar, uylarni berdinglar. Mana endi o'zingizlarga dab qilyapti" deb turib, munofiqlarga nima bo'ldi? Bahona bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez yetib keldi-da, "Da'uha fa innaha muntina" dedi. "Bu tarafkashlikni, millatchilikni qo'yinglar, albatta bu" dedi, "juda bir xunuk narsa" dedi. "Men sizlarning ichingizda turib shunga qilasizlarmi" dedi. "Mendan keyin bir-biringizni bo'yniga qilich uradigan kofirlarga yanam ketmanglar" dedi. Asli nima? Kibr. Arablarni dushmanlar aldashdi. Sizlardan payg'ambar chiqqan,
oxirgi payg'ambarlardan chiqqan, islomni dunyoga tarqatgan sizlar azizlarda arablar arabligi bilan faxrlandi. Turklarga keldi dushmanlar, turklarga aytishdi. Asllar Osmonli turklar, sizlar Moronchi imperiya bo'lib turgansizlar, dedi, turklarni tashlab chiqib shotini olib qo'yishdi. O'zbeklarga kelishdi, sizlardan Buxoriylar chiqqan, Termiziylar chiqqan, Palonchilar chiqqan dedi, bularni ham qo'ltig'iga supurib, tashlab chiqarib shotini olib qo'yishdi. Endi bunisi men Buxoriyman deb turibdi, bunisi men turkman deb turibdi, bunisi men Qurashiyman deb turibdi. Lekin eslasin-da shular, bularni nima aziz qilgan edi? Kim edi bular? Arablar kim edi-yu? Türkler kim edi, bu Özbeyler kim edi? Dini bulmagende hiç nesek artı midiyen haklarmaz mıydı? Din kötermegen miydi bularda? Dindi muhmal taşak koygenden ki Allah bergen kündük görüşü yaptı. Demek dindi biz yölemeyimiz buradarlar. Bu dindi tabiat şunu koygen ki dindi mahkem şu koygen halktı, din özü bir yükselik ki azlilik yapıp çıkarırken. Odam alayhissalom olim bo'lib yaraldi. Odam alayhissalom yalang'och edi, keyin hashayni bayladi, keyin anaqa bir kalta ko'tarib yurdi degan gaplarki, birodarlar, bu haligi maymundan yaraldik deganlarni gapi bu. Ularni bilmadik, lekin biz otamiz Odam alayhissalom olim bo'lib yaraldi. Kiyimli bo'lib yaraldi. Alloh taolo hamma narsani o'rgatib birdaniga olim qilib yaratdi. Mana Odam alayhissalomga Alloh taolo ilmni o'zi o'rgatdi. Shis alayhissalom otasidan shu payg'ambarlikni ilmlarni oldi, lekin hammasini olib qola olmadi. Sabab Shis alayhissalom nimaga hammasini olib qola olmadi desa, odamdan odam dars oldi. Shuning uchun hammasini olib qola olmadi. Odam alayhissalom Alloh taolo biling dedi, biluvchi bo'ldi. Yer yuzida hali-hali Odam alayhissalomdagi ilmga ega bo'lgan odam bo'lmaydi, birodarlar. Va allamal adama asma kullaha. Jamiki nasrlar ismlarini Alloh taolo Odam alayhissalomga o'rgatdi. Biling dedi, bo'ldi, bildi. Lekin Shis alayhissalom nima qildi? Ustozdan shogird o'rgangandan keyin o'rgandi, shuncha ham ilmda olib qola olmadi. Birinchi kunida ham hamma narsalarni bildi. Odam alayhissalomni Alloh taolo tiriltirib, farishtalarga borib, ana bu farishtalarga borib, assalomu alaykum deng dedi. Demak, bu salomni kim o'rgatibdi? Assalomu alaykum dedi. Odam alayhissalomni gapirgan tili arab tili deydi. Bu ana shu sahih hadislarda bunga bir hujjatlar bor. Va alaykassalom va rahmatulloh deb farishtalar javob berishdi. Shunda Alloh taolo, "Ey odam, bu seni tahiyyin va zurriyotingni tahiyyasi" dedi. Demak, qalaysan emas. Assalomu alaykum. Bu ana shu jannatlarda tahiyyasi hisoblanar ekan. Alloh taolo nimani o'rgatdi? Ibn Abbosni keltirgan mana rivoyatlarida Alloh taolo Odam alayhissalomga osmon yerdagi hamma narsa, tog', daraxt, tosh, hayvon, suv, osmon, yer, hamma narsani yer yuzida bo'lgan shu narsani hammasini atini biladigan. Bizga bitta tosh ko'rsangiz, bu tosh deb bilamiz. Lekin uni qanaqaligini mutaxassislari biladi. Bu daraxt deymiz. Biz hamma daraxt atini bilmaymiz. Odam alayhissalom hamma daraxt atini bilgan. Bizning otamiz shunaqa olim bo'lgan, birodarlar. Bizning otamiz shunday bir bilimdon bo'lgan. Bizning otamiz aziz bo'lgan. Allohga qulchilik qilgan uchun aziz bo'lgan. O'z-o'zidan aziz bo'lib qolgan emas. Ulamolardan biri aytadi, inson o'zini Allohning ibodatini qilishlikdek ish bilan boshqa o'rinda aziz qila olgan emas. Inson o'zini aziz qilmoqchi bo'lsa, Allohning ibodatini qilsin. Bundan ortiqcha azizlik bo'lmaydi. Endi inson o'zini xor qilmoqchi bo'lsa, Allohga osiy bo'lsin. Undan ortiq xorlik bo'lmaydi insonga. Va allama al-adama asma'a kullaha thumma aradahum ala al-malaika va qol anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sodiqin. Farishtalar nima deyshgan edi? Odam Alloh taolo xalifa yarataman deganda. Yaratolsin kim yaratsa ham baribir biz bilimdonroq bo'lamiz, biz aqlli bo'lamiz, Allohga yaqin bo'lamiz deganmidi? Alloh taolo Odam alayhissalomga ana shu narsalarni ismlarini o'rgatib turib, farishtalardan so'radi. Sizlar shunaqa bo'lgan bo'lsanglar, ya'ni farishtalardan o'zgi nima qildi? Baho berish qo'ydi. Bizga Alloh baho bersin. Ular aytishdiki, "Qol subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Parvardigor, sen o'rgatgandan boshqa narsani bilmaymiz. Albatta sen biluvchi bo'lgan zotsan dedi. Shunda Alloh taolo aytdi, "Ya adam anbihum bi asma'ihim." Aytib qo'y bularga dedi. Nechinchi marta? 6-chi marta arz qilyaptimi? İlim diyen beri koydu.
Shuncha yil Alloh ibodatini, xizmatini qilgan farishtalarga bermagan ilmni berib, ularni oldida bilim donam qilib qo'ydi otamiz. Demak, Odam alayhissalom o'rgangan narsasi ilm bo'ldi. Ilmga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ularga ana shu narsalarni ismlarini bergandan keyin Alloh azza va jalla farishtalarga aytdi: "Axir men sizlarga aytmaganmidim? Men sizlar bilmagan narsalarni, sizlar berkitgan narsalarni, g'oyib osmondagi narsalarni hammasini biluvchiman deb aytmaganmidim?" dedi. Alloh farishtalardan ilm bilan Odam alayhissalomni aziz qildi. Oyatlarda tushunmaymiz agar mana shu qissalarni o'rganmasak. Sababi nuzullar bor, ularni o'rganmasak Qur'onni tushunmaymiz. Payg'ambarimizning tarixi, payg'ambarlarning tarixi bularni o'rganmagunimiz uchun Qur'onning katta qismidan bexabar qolib ketamiz. Odam alayhissalom jannatda bir muddat yolg'iz yashadi. So'ngra Odam alayhissalom uxlayotgan paytda chop qorg'alardan bittasini olib, Alloh taolo Havvoni yaratdi. Astagfirullah billah. Ya ayyuhan nas ittaqulloha allazi khalaqakum min nafsin wahida. Sizlarda bitta nafsdan yaratgan Allohdan qo'rqinglar ey insonlar, deyapti. Bitta nafsdan. Demek ayol kishini, Havvo onani inson Odam alayhissalomni chop qorg'asidan olib yaratdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ayol kishini to'g'rilayman deb harakat qilmagin. Chunki u qishiq qovurg'adan yaralgan. To'g'rilayman desang sindirib qo'yasan. Tek qo'ysang qishiqni ichi qolaveradi." dedi. Demak, siz bilan biz aytganda ha? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan paytda Abu Bakrni qozilikka olib kelgan ekan. Otasini, Abu Bakr Siddiqni. Qani Rasululloh bilan kelisha olmay qolgan ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oshxonamizga qarab, "Birinchi siz gapirasizmi yoki men gapiraymi?" desa, "Siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring" degan ekan. Abu Bakr Siddiq bir shafaloq qo'ygan ekan qizini. Shu bilan rozi bo'lib kutgan ekan. Ya'ni oshxonamizdek ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb zotga qarab turib, "Siz gapiring, men faqat to'g'risini gapiring" deydi. O'sha uchun payg'ambarimiz aytgan: "Xoyrukum xoyrukum lil ahliya va ana xoyrukum lil ahliya." Sizlarning ichingizda eng zo'r kishilaringlar ayollariga yaxshi muomala qilganinglar dedi. Endi men sizlarning ichingizda ayollarga yaxshi muomala qilganlarning eng yaxshisi menman dedi. Bizda ayolga yaxshi muomala qilishni nimani belgisi bo'lib qo'ygan? O'g'il bolalar. Bu payg'ambarimiz aytayapti bu narsani. Ayolingga yaxshi muomala qilgin dedi. Odam alayhissalom uyg'onib qarasa, yangi bir mahluq turibdi. "Kimsan?" dedi. "Dodi, ayolman" dedi. "Nimaga yaralding?" "Seni jufting bo'lish uchun" dedi. Shunda farishtalar Odam alayhissalomni sinamoqchi bo'lib, "Kim bu?" deb so'raganda, "Havvo" deb javob berdi. Nima uchun Havvo? Chunki tirik narsadan yaratilgan. Qovurg'adan yaratilgan. Mana Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisda quyidagi ma'nolar bor. Ana shu ayollarga yaxshilik qilinglar, qishiq qovurdan yaralgan, to'rlayman desa sindirib olasizlar, tashlab qo'ysalar qishligicha qolaveradi. Ayollarda ko'proq aql emas, otifasi boshqaradi. Mana sahih hadislarda keltirilgan Havvo onadan keyin yaralgan ayollarning eng go'zali Sorra deyiladi. Ya'ni dunyoda yashagan ayollarda, dunyoda yaralgan ayollarning eng chiroylisi Sorra. Kim ayol edi? İbrahim alayhissalom. Nima uchun? Nima uchun Havvo onadaqa chiroyli emas? Chunki jannatda yaratilganda. Jannatda xunuk narsa bo'lmaydi, birodarlar. Va qulna ya adam uskun anta va zavjukal jannata fakula minha rog'adan haysu shi'tuma va la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Subhanalloh, Alloh taolo Odam alayhissalomga aytdi: "Ey odam, sen va ayoling mana shu jannatda xohlagan joylarda xohlaganda yashaysizlar. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmanglar. Mana shu daraxtdan yemanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar." Va aytdi yana: "Inna hada aduvun laka va li zawjika fala tahruf fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Inna laka alla taju'a fiha wa la tara wa annaka la tazma fiha wa la tadhha." Bu bitta daraxt. Bu bitta dushman dedi. Ya'ni oddiy narsa, ikkita narsa. Bu düşmaning dedi. Seni va ayolingni jannatdan chiqarib olmasin dedi.
Cennette aç kalmıyorsan, yalangaç kalmıyorsan, çan kalmıyorsan, kıylamıyorsan dedi. Yine karat durayım. Halat şu. Bitti man kılıngan darak, bitti düşman, cennette hiç kendi muamma yok. Aç kalmıyorsan, yalangaç kalmıyorsan, çan kalmıyorsan, boş narası bulmuyordu. Şimdi iblis Adem Aleyhisselam'da aldat boydu. Neme bile aldat dedi. Neme bile aldat. Kereyemedin ki onarsa. Her hal rivayetler var. İblis cennetten çıkıp etkenden ki kiri yanına hala tavus tukanatı da ilan dışı da. Vallahi alam keyfiyyatını. Lekin Allah Teala izin verdi. Adem Aleyhisselam'da imtihan kılışı için kirdi iblis. Kirdi de onlarga aitti. Estağfirullah. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi şecerete illa an takuna malakayn ev takuna minel halidin. Ve qasamahuma inni lekuma le minen nasihin ve dallahuma bi gurur. Ana kele o şartta başlandı. Kelib aytdi ki, bilasizlar mı Robbiylar nimaga mana shu daraxtni mevasini yemanglar dedi sizlarga. Sizlarni farishta bo'lib qolmasliklarini xoladi yoki abadiy yashaydiganlardan bo'lishlarini xolamadi. O'shuning uchun yema dedi. Boshqa oyatlarda keladi, sizlarga abadiy mulk va abadiy hayotni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Subhanalloh, Allohning taqdiri. Jannatda bo'lsang abadi mülkü nime kereye var degin kelette? Puldu nime kereye var yöyde? Cennette bosayın, ölüm yok bosa, abadi hayatta nime kereye var? Kereye mi düşün ki denerse? Hayatta hem karayın da, aşşenesi hem kereye mersiz adam gel. Ben roze tutu yaparız, bazı okula basak, yoruyor ya pişinesi olma geldik. Bir mahal akıtlanırken, günümüz morarken, öte orarken, demin aşşası buradırlar, o aşşacı ayı bararken. Ovqatda oshchasi kerak bo'lmagandek, dunyoda ham oshchasi kerak emas o'zi. Nima kerak? Tom kerak. Kiyim osh, kiyim bosh kerak, bitta mashina kerakdir, kunlik tirichligingiz kerak. Oshchasi nima kerak bor? Buzuq bo'pti, yerdagi odamlarimiz necha minglab o'tib ketdi, shaytonimiz oldab qo'yapti. Otamizni qana qilib oldi degan ekan. Alloh azza va jalla aytib qo'ydi, mana dushmaning dedi. Mana jannat dedi. Mana daraxt dedi. Hat köpeyip gitken indir. Lekin Subhanallah insanda akıllı naqsaken de, acizaken de. Ali mamnun margub degen söz var. Man kılınken nasa daim cazubadar bulat da. Mümkünmez mi? Şu kanaka ekim degen nasanı şeytanım akıllı uğradı. Yaşımaz. Etik koyalik. Allah kıma dedi mi? Demek yaşımaz. Min çıralı kağız görüp, çıralı upakof görüp, çıralı reklamı kıbirirken bulsayım yaşımaz onarsın. Adam Aleyhisselam ana şu men qilingan daraxtni yedi, kiyimi yo'q bo'lgandan keyin odam va havo yalang'och bo'lib qolishdi. Ungacha birodarlar kiyimi bordi Alloh taolo bergan. Avratlar yopilib turar edi. Kiyimlar yalang'och bo'lib, yo'q bo'lib, yalang'och bo'lganda qochib qoldi Adam Aleyhisselam. Jannatga qochib qoldi. Shunda Alloh taolo, "Ya Adam, atafirru minni?" "Ya odam, mendan qochyapsanmi?" degan ekan. Esa Parvardigor uyalganimdan qochyapman degan ekan. Demek ki haya imanlı belgesi. Haya iman şahçalardan bitti şahça. İmam Buhari'de kentliyendi ise لَوْلَا حَوَا لَمْ تَخُنْ اُنْتَ زَوْجَهَا Eğer ayalı bulma geldi, Adam Aleyhisselam gelmek mesele. Çünkü müşkülü bu mesele. Birinci bana hava yedi deyildi. İkinci adamge takilif kaldı, adam yedi deyildi. Adam Aleyhisselam kıyken hatasını düşüngenden keyin Rabbisi'ye dua kıldı. Rabbana zalamna anfusana ve illam tagfir lana ve terhamna lanakunanna minel hasirin. Parvardigora biz özümüzü zulüm kıldık. Eğer sen bizi keçirmesen ve bizge rahmin kemese albette biz ziyan körüşlerde bulup kalırmız. Allah Azze ve Celle hüküm kıldı. İhbitu min hacba'dukum li ba'din adumu ve lekum fil ardi mustaqarun ve meta'un ilahin. Cennetten çıkıylar hamiler. Biriler birilerge düşman bugün halette. Albette yeryüzü de vaktince yaşadıkan joysiler gedeler. Esimizden çıkmasın akeler. İlahin diyeti malum bir vakit geçe yaşaysınlar diyeti. Ben çıkıp getemiz dünyadan. Astronomiyede oturup biz. Kimi ki burun, kimi ki kenkere de hemen çıkıp getemiz. Lekin çıkıp geçimizi esinden çıkarıp koyken de köp hatalı yol koyup koyamız. Kala fiha tahyavna ve fiha tamutuna ve minha tuğracun. Yerde yaşaysınlar, yerde olasılar ve yerden kaytetten tırtırıp çıkarıp olamasınlar da. Allah Teala Adam Aleyhisselam'a düşürdü ve kelimeler de örgattı. Asiyin'e duasını keçirdi.
Adam ham günah kıldı. İblis ham günah kıldı. Farkı nima deb oldu? Adam tavba kıldı. İblis o'jallik kıldı. Çünkü la kabira ma istiğfar ve la sagira ma isror. Ulamalar aytadi. İstiğfar bo'lib tursa katta günah ham qolmaydi. Lekin o'jallik qilinsa kichkina günah ham qolmaydi, kattaga aylanib ketadi. Demek Alloh taolo istiğfor qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ruh İbn Abbas rivoyatlarida keltiriladi. Odam alayhissalom Hindga tushdi, Havo Jiddaga tushdi, Arafotda uchrashdi. Shuning uchun Arafot deyiladi ana shu joy, tog'ning ismi, joyning ismi. Ya'ni bir-birini nima qilishlik? Tanishlik yoki uchrashlik, topishlik. Hadislarda keladi, Odam va Havo yerda yashab ko'paydilar, İmom Tabariyni keltirishcha, Havo 40 ta bola tug'ib berdi. 20 marta tuqqan ekan. Har tuqqanda bir o'g'il, bir qiz tuqqan. Bu İmom Tabariyni kitobidan olingan. Birinchi farzandlari Qobil va Qulayn. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan ekan. Qobil va Qulayn, ana shu oxirgi farzandi Abdul Mug'is va Ummul Mug'is deb yozilgan ekan. Bir o'g'il, bir qiz tuqqan har safar. İbn Hibbondan keltirilgan Abu Sa'id Foriy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raydi. Rasullarni avvali kim deb so'raganda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam dedi. Abu Sa'id Foriy nabi va rasulmi deganda ha deb javob berdi. Demak, Odam alayhissalom o'zining farzandlari uchun ham payg'ambar, ham nabi o'rnida bo'lgan birodarlar. Inshaalloh, keyingi suhbatda ana shu yer yuzida qilingan birinchi gunoh Qobil Qobil qissasi va agar ulgursak, Shis Idris alayhissalomning qissasini gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.